Durduramazsın. Bugün durdursan yarın yaparım. Niye biliyor musun? Çünkü babamı öldürdüm ben. Bu ellerle öz babamı, Allah'ın belası babamı, canımdan çok sevdiğim babamı öldürdüm, vurdum. Şimdi ben yaşar mıyım sanıyorsun? Bir gün daha yaşar mıyım ben? Beni kurtarmanın bir yolu var mı sanıyorsun? Yok Kenan. Hiçbir yolu yok. O yüzden boşuna uğraşma. Hatta bana bir iyilik yapar mısın? Bileklerimi keser misin? Çok insan öldürdüm. Emir verdim, öldüler. Emir verdim, sürüldüler. Emir verdim, işlerinden, ailelerinden ayrıldılar. Biliyor musun, ben sana yalan söyledim. Ezel'in ölüm emrini ben verdim. Mert'in gideceğini bilmiyordum. Bu tarafta Şebnem diye bir kız var. Onu uyuşturucuya alıştırdım, bana casusluk yapsın diye. Azad'ı öldürmeleri için insanlarla anlaşma yaptım. 8. 8 buraya Ramiz'i öldürmek için geldi. Yapamadı. Onu uyuşturup kendi ellerimle Ezel'e ben teslim ettim. O zaman sizi tanımıyordum. Kaya Bey'den alıyordum raporları. Bir gün Kaya'ya sordum. Dedim, bu insanlar benim önümde bir engel olur mu? Kaya olabilir dedi. Ben de dedim ki, bana zayıf bir nokta bul. Hepsinin zayıf noktası. Öyle bir zayıf nokta ki çekildiğinde herkes bir tarafa dağılsın. Sonra bir gün Kaya beni aradı. Dedi ki, öyle bir şey var. Öyle biri var. Kenan. Ben toplantıdaydım. İşim çoktu. Basit bir soruya basit bir yanıt verdim. Yapın dedim. Kenan. Ertesi sabah kahvaltıda Kaya Bey bana gazeteleri gösterdi. Bir üçüncü sayfa haberi. Bir kafede esrarengiz infaz. Sonra resme baktım. Dedim ki, çok güzel bir kızmış, yazık oldu. Sonra kahvaltıma devam ettim. Hala seni öldürmemi istiyor musun? Hatta daha önce sen bana bir iyilik yapmak ister misin? Kardeşinin, Bahar'ın ölüm emrini ben verdim. Olmadı. Bir daha. Kardeşimi öldürdüm. En değerli varlığımı aldım benden. O zaman sen de beni öldür. Ezel değil, seni öldürürüm. Niye? Niye şimdi gelip söylüyorsun? Niye? Çünkü seni yaşatmanın tek yolu buydu. Kendini öldüreceğini beni öldür. Kendinden nefret edeceğine benden nefret et. Babanı özleyeceğine Bahar'ı özle. Babanı öldürdüğün için kendini öldüreceğine, Bahar'ı öldürdüğüm için sen yaşa. Senin hayatta kalmanın tek yolu bu. Niye? Çünkü ben sana aşık oldum. Hayır. Böyle bir hakkın yok. Böyle bir hakkın yok. Biliyor musun, ben bir kere daha aşık olmuştum. Sonunda ölmekten beter etti beni. Sonuna kadar bekleyeceğimi istedim ki en başından en kötüsünü yap bana. Delisin sen.
kardeşimi öldürdün. Seni seveceğimi mi zannediyorsun? Hı? O zaman öldür beni. Ama öldüremezsen seni hak etmek için elimden ne gelirse yapacağım. Sana asla yalan söylemeyeceğim. Hayatta bir tek sana güveneceğim. Ve günün birinde sen de bana aşık olacaksın. O günü hatırlayacaksın. Diyeceksin ki bu adam benim kardeşimi öldürdü. Ama ben onu öldüremedim. Öldür beni. Ben senin kardeşini öldürdüm. Öldür beni. Ben senin kardeşini öldürdüm. Öldür beni. Ya öldür. Ya seç. Kenan Bey'i sabahlayacak mısınız bu gecede? Dinle lan İtalyet. Çok mu çalıştın? Bundan sonra çalışmayacaksın. Çok mu sıkıldın? Artık sıkılmayacaksın. Param az geldi, macera mı çok geldi? Hepsi tamam. Bütün şartların kabul. Ama geri dön. Geri dön lan işte. Geri dön be şerefsiz. İşte alasını yaparım ben. Yapmak dert değil. Asıl yapınca, bitince dert. Kimle konuşacağım ben? Kimle kutlayacağım? Anlasana lan işte. Kardeşim oldun sen benim. Bir şartım var. De. Selma'ya diyeceğim. Sen de istiyor musun gelmemi? O zaman beni seç. Seni mi seç? Ya Ramiz ya ben. Sen nereden biliyorsun? Biliyorum her şeyi. Çıkıp anlatırım Ramiz'e. Artık dönüş yok Selma. Beni seç. Beni seviyor. Bana aşık ol. Ama yalan söyleme ne olur. Aşık değilsen yalan söyleme. Katlanırım çünkü. Üzülürüm. Ama yaşarım. Yok ama. Aşığım sana dersen. Bir de yalansa. İşte o zaman yaşayamam. O yüzden. Ya şimdi öldür beni. Ya da beni seç.